Kursiyerlerin El Emeği Halk Günü'nde göreceğe çıktı, 60 kursiyer eserlerini sergiledi. Kütahya Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ilkini gerçekleştirdiği Halk Günü'nde kursiyerlerin eserlerini vatandaşların beğenisine sundu. Halk Eğitim Merkezi'nde ilk kez Halk Günü düzenlendiğini söyleyen Kütahya Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Oğuzhan Yıldız, etkinliği her ay yapmayı düşündüklerini belirtti. Kütahya Halk Eğitim Merkezi olarak kursiyerlerimizin ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmak amacıyla ayda bir kez Halk Günü yapmaya karar verdik. Bugün ilkini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra her ay Cuma günleri, bir Cuma günü vatandaşlarımıza kursiyerlerimizin ürünlerini satışını gerçekleştirmek için Halk Günü yapacağız. 60 kursiyerin 9 farklı kategoride ürünleri vatandaşın beğenisine sunuldu. 60 kursiyerimizin ürettiği 8-9 farklı kurs programından üretilen ürünler sergilenmekte. Çantalar, bebekler, çiniler, vazolar, maske gibi birçok ürün çeşidimiz vatandaşımızın beğenisine sunulmuştur. Halk Günü talebinin kursiyerlerden geldiğini kaydeden Yıldız, ilerleyen süreçte ürün sayısının çoğalacağını söyledi. Kursiyerlerimizin zaten bu yönde kendilerinde bir talebi oldu. Açıkçası onların talebi üzerine bunu yapmaya karar verdik. Şu anda gayet kursiyerlerimizden ürün ortaya çıktı fazlaca. İleride bunu daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Kursiyerler ilki düzenlenen Halk Günü'nden memnun. Emeklerinin karşılık bulacağına inanıyorlar. Halk eğitime 2 senedir geliyorum. Tel kırma bu ürünlerimiz. Halk eğitime de teşekkür ediyoruz. Yaptığımız ürünleri satma fırsatı verdiği için bize. Teşekkürler. 3 yıldır el sanatlarına geliyorum ve bu bölümü çok seviyorum. Bu bölümün çok geniş bir yelpazesi var. Keçe iğneleme, ıslak keçe çalışması, ahşap, boyama, takı, çok farklı modüllerimiz var. Çok severek çalıştığımız bir bölüm. Bu düzenlenen bu etkinlikle de yaptıklarımızı gösterme imkanı bulduk, satışa sunma imkanı bulduk. Hepimize hayırlı olsun diyelim.